Şah İsmail bir gün padişah hanımıyla otururken hanımı padişaha sorar. Bey, bu dünyada neyimiz var? Neyimiz yok ki hanım? Erkek evladımız yok bey. Ne yapalım hanım? Arayan bulur bey. Aramadan böyle sarayda oturarak evlat bulunur mu der. Peki ne yapalım hanım? Seninle seyahate çıkalım. Padişah hanımını alıp çıkar. Bunlar epey bir yol gittikten sonra bir yerde konaklar. O sırada yanlarına bir pi gelir. Yanlarına oturur ve çıkınından bir elma çıkarır. Padişaha, sizin çocuğunuz yok. Bu elmanın yarısını sen ye, yarısını eşin yesin. Siz bu elmayı yedikten sonra Allah size erkek evlat verir. Bunlar saraya döner. Aradan zaman geçtikten sonra bunların erkek evlatlar olur ve adını Şah İsmail koyarlar. Aradan yıllar geçer ve Şah İsmail büyür. Bir gün arkadaşları ava gitmek istediğini söyler. Babası buna izin vermez. Fakat Şah İsmail onu dinlemez ve ava gider. Av yapacakları yere geldiklerinde Şah İsmail arkadaşlarının farklı yerlere gitmelerini ve belli bir zamandan sonra bir yerde toplanmalarını ister. Şah İsmail bir süre gittikten sonra bir tavşan görür. Onu takip etmeye başlar. Tavşan çalılara girer. Şah İsmail de onu takip eder. Orada Gülizar adında bir kız karşısına çıkar. İsmail kızı görünce oraya bayılır. Kızın ailesi vilayete inmiştir. Kızın yanında sadece babaannesi vardır. Kız babaannesini çağırır. Şah İsmail'i gösterir. Bu burada bayıldı. Ne yapacağız? Babaannesi, kızım sen sineni aç, yüzüne sür. Kız denileni yaptıktan sonra Şah İsmail oradan ayrılır ve arkadaşlarının yanına döner. Arkadaşları Şah İsmail'in halini görünce sorarlar sana ne oldu diye. Şah başından geçenleri anlatır ve saraya dönerler. Şah saraya geldiğinde annesi, oğlunun halini görünce sorar fakat İsmail cevap vermez. Annesi durumu kocasına anlatır. Padişah hemen oğlunun moralini düzeltmesi için bir ozan getirtir. Bir iki türkü söyler. Sonra İsmail ozana dönerek, küçükten saldın beni ateşe, ya Hint'e gittin ya Habeş'e, bir daha sorayım çayır çimene, çimen sevdiceğim ne yana gitti. Bu olayı padişaha anlatırlar. Oğlunu bir bezirgan kızına aşık olduğunu söylerler. Padişah hemen saraydan ayrılır ve vilayete gidip bezirganı bulur. Olanları ona anlatır ve kızı oğluna ister. Bezirgan da, sen bir padişah olarak benim kızımı istedikten sonra benim sözüme ne hacet? Bu olayı duyan kızın annesi, kocasına kızar. Sen pazardan mal mı satıyorsun ki kızını pazarda veriyorsun? Karı koca oradan ayrılmışlar. Daha sonra bu olay sarayda duyulur. Bunun üzerine padişah, oğlum bu diyardan ne kadar kız varsa hepsini sıraya dizeyim, sen hangisini istersen, sana onu alayım, der. Kızları sıraya dizerler. Bunun üzerine Şah İsmail, bölük bölük olmuş huri kızları, hiçbirisi Gülizar'a benzemez, sanki yere inmiş göğün yıldızı, hiçbiri de Gülizar'a benzemez. Şah İsmail babasından izin ister ve Gülizar'ı aramaya koyulur. Çadırların söküldüğü yere gelir ve orada bulunan bir kişiye ne tarafa gittiğini sorar. Adam da ona, ya Hint'e ya Habeş'e. Şah İsmail daha önce o diyardan başka yöne gitmediği için Hint tarafını bilmiyor. Atının başını kaldırıyor. At nereye giderse oraya gidiyor. Bir süre sonra Arap kızına rastlar. Arap kızı ona şöyle der. Gel baba yiğit benimle girme meydana Nis yiğitler öldüren benim Arap at izinde meydan tozunda Nis yiğitleri öldüren benim. İsmail buna karşılık verir ve Arap kızıyla cenk ederler. İsmail Arap kızını yener. Bunun üzerine kız, beni yenen tek kişi sensin, der. İsmail de başından geçenleri kıza anlatır. Eğer sevdiğimi kabul edersen alırım, der. Kız bunu kabul eder. Gülizar'ı bulmak için yola koyulurlar. Epey yol aldıktan sonra bir saraya gelirler. Sarayda bir peri kızı oturmuş işleme yapıyor. 7 tane gül yapmış masaya koymuş. Fakat güllerden biri solukmuş. İsmail, kızın gülün birinin neden soluk olduğunu sormuş.
Kız da Güller'in ağabeyleri olduğunu ve ağabeylerinin devlerle savaştığını, Soluk Gül'ün ise savaşta ölen ağabeyi olduğunu söylemiş. Şah İsmail, kıza ağabeylerinin nerede savaştığını sormuş. Kız da ağabeylerinin savaştığı yeri tarif etmiş. Şah İsmail Arap kızını da alarak savaş alanına gelmiş. Arap kızıyla kızın ağabeylerine yardım eder ve savaşı kazanırlar. Saraya döndüklerinde kızın ağabeyleri kardeşini Şah İsmail'e vermek ister. Şah İsmail ona da aynı cevabı verir. Arap kızını da alır, Hint'e varır. Orada Gülizar'ı bulurlar. Gülizar'ı da alıp uzaklaşırlar. Bunu duyan halk peşine düşer. Epey yol gittikten sonra konaklarlar. Arap kızı nöbet tutar. Arap kızı nöbet tutarken askerler gelir ve Arap kızı ile cenge tutuşurlar. Arap kızı askerleri yener. İsmail uyandığında, bir aslan ne yapar onca aslana, Allah Allah deyip girdi meydana, boyadı meydana halkana, uyan ey sevdiğim gör neler oldu. Şah İsmail baktı ki her taraf ölüyle dolmuş. Oradan ayrılıp peri kızının olduğu saraya gelirler. Peri kızını da alarak vatanının yolunu tutar. Yolda giderken peri kızı, Şah İsmail'i çok kötü günlerin beklediğini söyler. Saraya vardıklarında ailesine her şeyi anlatır. Sonra annesi, babasına, oğlun 3 yaş almış, sana birini versin, der. Bunun üzerine Şah İsmail ile babasının arası açılır. Oğlunu öldürmek ister. Bunun üzerine babasına, gelin bakın Şah İsmail'in haline, dağlarda yanmıyor. Ona kıyamaz. Onu İfrit Dağı'na atarlar. İsmail orada yaşlı bir adama rastlar. Yaşlı adam ona, ey oğul bu dünya yalan, burada bir padişah vardı, onun da bir oğlu. Oğlunu İfrit Dağı'na attırdı, der. Şah İsmail çobandan postunu alıp kılık değiştirip saraya gider. Babasını eşleriyle savaşırken bulur. Ne yapsa babasının askerleri Arap kızını yenemez. Şah İsmail, kıyafet değiştirip babasının yanına gider, padişahım. İzin verin ben size onları getireyim, der. Bu arada gizlice eşlerinin yanına gider ve her şeyi anlatır. Arap kızına dönerek, ben senin ellerini yalandan bağlayayım, demiş. Babamı buraya getireyim ve sen onu bağla, der. Arap kızı, ben bağlayamam, ne de olsa atamdır, demiş. Neyse Şah İsmail, savaş meydanında Arap kızının ellerini yalandan bağlar ve babasını çağırır. Babası sevinçle gelir. Tam o sırada Arap kızı ellerini çözer. Padişah heyecanlanıp attan düşer ve ölür. Sonunda Şah İsmail tahta geçer ve bir ömür hanımlarıyla mutlu yaşar.